Değildir inşallah. Fıtık neyin mi olduk lan yoksa? Hangisi? Gitti paracıklar, hadi bunu izleyelim. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam, ben Zafer Akçay. İbrahim'le başlayalım, güzel bir yol. İbrahim sürüyor, eller cıbıl. İbrahim eldivenler nerede ya? Merhabalar Zafer abiciğim, merhabalar. Şöyle yapıyorduk Zafer abi de. Hop şöyle ayarlıyorduk. Herkese iyi seyirler. Birazcık bir motorcu kazaları izleyelim. Haydi bakalım. Dilimde tüy bitti, yapmayın. Bak düşüyorsunuz, elleriniz acıyor. Yapmayın, ne olur gözünüzü seveyim. Peki, devam edelim bakalım. Ben hala çizemedim. Motorcu olanlar burada söylesin. Aceleden mi ekipman takmıyorsunuz yoksa baya baya ekipman mı takmıyorsunuz yani? Bir eldiven takmakta ne var yani? Bazen sıcakken kanka katlanamıyorsun. Okey. Tamam, mesela bu farklı bir bakış açısı. Sıcakta mesela aşırı terletiyor diyor. Tamam, onu mesela anlayabilirim. Gerçekten böyle çok şey olduysa ben de takmayabilirim o zaman, harbiden düşünüyorum şimdi. Bakalım İbrahim. Patata hatata sürüyor. Ha bu arada ben tatilde de olsam, işte de olsam sizi videosuz bırakmam, merak etmeyin derken. Abu baba. İbrahim kaza yaptı. Allah korumuş ha. Gel aldık başa. İlk içime de gitmiş. Performans sürüşü, ben öyle anlıyorum. O zaman tam giyinmeniz lazım ama ya. Böyle olmuyor ki işte. Madem bunu yapacaksınız, madem çıkıp kullanacaksınız, o zaman giyinin. Ne olur İbrahim'ciğim, böyle olmaz. Gerçekten olmaz. Haklı. Şimdi bak şurada. Direkt bir de yüzüstü giriyor arkadaşlar. Biraz da içeriden aldığın için. Çünkü neden içeriden diyorum? Bak normalde şimdi senin gittiğin çizgi bu desek. Bu çizgi. Benim önerdiğim çizgi yeşil. He. Yan dışarıdan. Yeşil olan da olsa arabayı görürsün ve hiçbir şey yapmana da gerek kalmaz. Anladım. Oradan çizginden gideceksin. Evet araba biraz içeriden ama sen çizgin. Araba da bu arada, araba da çok tehlikeli bir yerde ilerliyor. Motor da, ikisi de ortadan ilerliyor. Ne olsan hiçbir şey yapmana gerek kalmaz. Burada bir de arka fren köklüyorsun. Motor nasıl yanlıyor görüyor musunuz? O işte arka frenin etkisi. Şu gibi durumlarda şu ön arka freni birazcık çalışın. Biraz. Omuz ağrım dışında hiçbir şeyim olmadı. Eldivenlerim de çantamdaydı. Ona rağmen ellerimden de hiç asla. Harbiden ucuz kurtarmışsın kral. Düzenleyin. Geçmiş olsun İbrahim. Mesela kaskı var muhtemelen benim anladığım orada. Kaskı olmasa bu arada. Kaskı olmasa kafasını belki çarpar yani. Robin abone olmuş. Camelia 4. ay. River abone olmuş. Dream Chase hepiniz hoş geldiniz. Cans hoş geldiniz. Selim'e söyleyelim bakalım. Çok sevdiğim virajlar. Çin'e virajları çok hız yapılıyor. Dikkatli olmak lazım. Çünkü bu virajlarda, bu aydın Çin'e virajlarında çok hızlı sürüldüğü için ani şeylere tepki verilemiyor. Bak sağdakine bak. Sağdaki uçta. Oğlum şey falan sandım, dal mal sandım, motormuş lan. Hızlı sürüldüğü için ani şeylere tepki verilemiyor. Bak sağdakine bak, sağdaki uçta gitti, gördünüz mü? Yazık değil mi şimdi? Abo inşallah bir şey olmamıştır la. Gencecik çocuk belki. Bakacağız neden olduğunu, büyük geçmiş olsun diyorum. Ve şimdi Selim'in kamerası arkada olduğu için ön taraf gözükmüyor. Sadece uçuş anı gözüküyor ama nedeni çok belli. Bakın şimdi birlikte onu göreceğiz. Bu sol virajda bak toprak uyarı. Ha, şu toprağa girmiş. Yarısı geldi. İkinci bir toprak kümesi var. Yağmur getirmiş büyük ihtimal. İşte öndeki arkadaş buna giriyor. Biz şimdi benim kitabımdan bakalım konumlanmanın amacı neydi? Konumlanmanın amacı güvenliği, tutuşu ve dengeyi gözeterek en iyi görüşü almakta. Burada tutuş denge gözetmiyorsun. Görüş yok zaten viraj. Allah korusun ya. İçine doğru. Ah be güzel kardeşim. İnşallah sende bir şey yoktur. Selim'e teşekkürler. Enes de söyledim. Şehir içindeyiz. Bir kavşağa giriyor Enes. Bakıyor sağındakine yol veriyor falan derken devam ediyor. Ancak şimdi sahil oldular. Abi bak bu tarz şeyler arabada da bazen oluyor. Ya şunlar kontrolü öyle bir bozuyor ki. Yine yol veriyor falan derken devam ediyor. Ancak baksana şimdi ya. Sahil o kadar ilgilenince önüyle bu kadar ilgilenemiyor. O yolda engebeli böyle bir şeyler oluyor ya. Kaçırdığı ne? Görenler var mı? Gitti Insta 360. Gitti. Değişecek o lensler söyleyeyim. Şimdi bak. Kamerayı burada değil. Sağ tarafa yol veriyor. Belki dönel kavşak burası, emin değilim.
Çıktık. Bak şimdi Orası sıkıntılı şuradaki abi. yere bak. Ya şu Şiddetli renkteki falan yer da ve çok şekil olur. değişiklikleri ne olur dikkatinizi çeksin. Burada bir renk mi değişiyor, şekil mi değişiyor? Bayağı bir Dikkatinizi sıkıntı var yani çeksin. orada. Bak girdi oraya. Ön teker girdi. Kurtuluş var mı? Çok zor. Çok zor abi. Çok zor. Harbi çok Artık zor. düşecek. Güzel. Yalnız o kameranın lensmen harbi gitti o kameranın. Insta'yı çizdi. Hadi bakalım. Ona da bir de para gitti. Motora gitti. Pantolon yırtıldı. Eldivenler şekil. Saf zarar, her şey zarar. Ama geçmiş olsun. Kanka ön teker ince olduğundan düşebiliyor o çukurlara. Direkt sağa sola kırıp kendini... Tabii. Yapacak başka bir şey yok. Abi de bak motorcu... Ben mesela motor kullanıyor olsam... Harbiden deli gibi o motor kültürünün içine girerim. O eğitimler... Araştırırım, okurum. Çünkü bakın... Abi arabada hata yapma şansınız var. Arabada bir hata yaparsınız... Ama motor gerçekten hatayı kaldırabilecek bir araç değil. Motor kaldırmaz baba. Motor harbiden direkt en ufak hatada çok büyük sıkıntılar yaşatabilecek bir araç. Tamam. Gerçekten ileri sürüş eğitimi cidden şart ya. Aynen öyle Koray'ım. Abi büyük şehir falan da geç kanka. Her yerde başına gelir bak. Her yerde. Yani sende harbiden bir hata bile olması karşıdan bir araba davarlık yapar sana yine çarpar. Senin onlardan kurtulmayı, refleks eğitimleri falan her şeyi bilmen lazım. Her yerde senin mesela gideceğin bir yerde neler yaşayabileceğini hafızanın içinde olup ona göre reflekslerini et. Mesela dar yolda mı gidiyorsun? Dersin ki abi bir tane sığır gelir bana çarpar. Ben yavaş döneyim buradan. Dışarıdan döneyim. Bunlar çok önemli. Mustafa ile sürüyoruz. Bakalım. Güzel bir yol değil mi? Kavşağa geldik. İleri bakın ileri. Mustafa böyle diyor. Ne yapıyorsunuz Yapıyorsunuz la? diyor. Ne yapıyorsunuz la? Gerçekten ne yapıyorlar? Ya üç tane gencecik çocuk. İkisi delikanlı biri kız. Bak şimdi. Bu üç gencecik çocuk. Bak şimdi ne yapıyorlar. Görelim. Bebe düşüyor, ayağı değiyor herhalde. Ay Eminim hoş geldin ahbabım. Yaklaşalım. Şuna bak. Bir skutere üç kişi binmişler. Ve ondan sonra dengesizleşiyor tabii alet. Kardeş, madem 3 kişi biniyorsunuz, tamam mı? Bari yavaş gidin. Yani 3 kişi gidiyorsan da bari yavaş yavaş tın 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 git. İlla bineceksiniz. Ve bu duruma düşüyorsunuz. Ya çocuklar, gençlik çok güzel. Tabii ki taşı sıksanız suyunu çıkarırsınız ama sıkmayın o taşı yine de ya. Cıbıl cıbılsınız zaten. Allah'ı geçmiş olsun. Toprakta sürüyoruz Yağız'la. Orman yolu burası. Şimdi önde iki motor gidiyor arkadaşlar onlar. Bak şimdi ne oluyor? Bak Yağız sağa, diğeri sola. Of. İşte burada interkom. Biraz dikkatsizlik. Önemi ortaya çıkıyor. Interkom'dan ben sağa gideceğim, şu sağdaki yoldan gidelim falan. Belki de konuştular ama işte şeytanın da işi yok. Şimdi biri sağ seçerken, Yağız sağ seçerken diğer arkadaş sol yolu seçiyor ve çarpışıyorlar. Bununla ilgili ders bölümü var zaten yolda olan bölümüyle ilgili. Büyük geçmiş olsun ama diğer arkadaş biraz da motorun altında kaldı gibi ya. Çıkardınız mı onu göremiyorum ki. Bu da yazın motorunda. Buyurun. Hiçbir şey görünmüyor tabii. Harbi gözükmüyor lan. Ve altıncı olayla devam edelim. Bak şimdi bak. Kü! Ucundan kaçmış lan. Ve altıncı olayla devam edelim. Bak şimdi bak. Kü! Vallahi Ah ucundan kardeş. kaçmış. Neden olduğunu ben gördüm. Hemen size de gösteriyorum. Bir telefonla ilgilenme var. Dikkatinizi şu telefona vermeyeceksiniz. Orada müzik mi çalıyor? Ne oluyor? Dikkatiniz yolda olacak. Uğraşmayın şu telefonlarla. Tamam kuryeler falan çok mecburlar ama sağ çek dur uğraş ya. Böyle giderken bir saniye gözün kaysa. Bir anlık değişiyor abi. Anında araba pıt diye çıkıyor. Orada bir saniyede metrelerce yol kat ediyorsun. Yani tehlike oluyor işte ondan sonra. Ne olur uğraşmayın ya. Bak küçücük skuter ama motor altında kaldım diyor. Kalırsın. Araba suçlu ama Ömer'im kaza aldıktan sonra kim suçlu, kim suçsuz, ne önemi var kardeş? Canına, malına zarar geliyor mu? Geliyor. Ağır onlar bile ağır. Özgür'le sürelim. Eller cıbıl mı Özgür? Saklama. Cıbıl eller. Çocuklar giyinin. Şimdi ne yapıyor Özgür? Bu araba bir yavaşladı, bir şey olacak gibi ha. Özgür burada bir makas atıyor. Hop bir şey oldu mu? Olmadı. Hadi yırttık. Devam edelim. İleride kırmızı mı yanıyor? Ne oluyor? Özgür benzinciye girmeye karar veriyor. Arkadaşı girmeyince o da çıkayım diyor galiba. Ama Ne oldu yani la?
Arkadaşlar benzinliklere çok dikkat. Bak benzinlikler gerçekten çok tehlikedir. Yere dökülmüş mazot benzin olabilir ya da girintiler, çıkıntılar, ıslaklıklar. Buradaki olay neydi? Burada yine şu bir eğim farkı var herhalde. Küçücük bir çıkıntı, küçücük bir kod farkı. Bakın Ana. şurada yıkama yerinin kod farkına giriyor Özgür ve dümdüz girdiği için düşüyor. Böyle girse düşmezdi. Ama düşüyor çünkü görmedi. Motora çok bir şey almamıştır ya. Arkadaşlar görmek her şeydir. Her şeyi görmek zorundasınız. Yani yerdeki değişiklikleri, sağdaki, soldaki, ilerideki değişiklikleri görmek Minik minik lokal çizikler. zorundasınız. Lütfen biraz görmek için bakın. Olur mu? Mehmet. Mehmet ne oluyor Tişört, Mehmet? mişört galiba Mehmet. Bir makas attı, bir makas daha. Üç. Mehmet! Üç olmadı. He, Allah'ına üç değil, ikiymiş demek ki. Şimdi neden olmadı? Hemen bakalım neden olmadığını. Of, çılçıplak. İnşallah bir şey olmamıştır. Önüme kıran kimdi diyor. Dur bak şimdi ben söyleyeyim Mehmetçim sana. Geldik buraya, gittik şimdi. Bu arada araba zaten bir yanlış bir sola kırıyor. Tamam onu anladım. Bu arabada bir sıkıntı var da Mehmet senin yaptığın da doğru bir şey değil ki. Kral, senin hakkın olmayan bir İki hareket araba evet yapıyorsun. müsait ama sağdaki araba sola doğru geliyor. Onun bir sebebi var. Kamera açısından biz görmüyoruz ama senin görmen lazım. Bak bu siyah araba orada duruyor. Araba duruyormuş Öndeki lan. ne yapacak? Mecburen onun soluna gelecek. Yani makas atmak zaten yasak da bari atıyorsanız bunlara dikkat edin Dikkat etmek lütfen. lazım. Yani çünkü yerle kucaklaşmak gerçekten hiç iyi bir şey değil sevgili Mehmet. Biraz da giyin be Mehmet'im. Evet, biraz giyinmek de lazım gibi. Özgürleyiz. Bu yolu sanki biz bir kere daha izlemiştik ha. Bu yolda hep bir şey oluyor. Geniş, gepgeniş bir yol sürüyor Özgür. Bir katılım yolu ana yola bağlanırken bir de ne görsün? Sol tarafta renk değişikliği var. Nedir? Mazot ya da yağ gibi duruyor buradan ya. Harbi Yani lan. bir araçtan akmış gibi değil mi? Baba Evet, baba bunu baba 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 söyleyenler baba değildi. baba baba. Özgür zaten diğerlerine de gösteriyor. Burası hızlı gösterim geçtik. Geçtik kilometrelerce bak. Aynı renkte. Hala var ha bak görüyor musunuz? Jilet gibi bu var ya. Değişikliği. Gidiyor yani. 1-2 kilometre geçtik mi? Şimdi burada trafik sıkıştı çünkü önde kaza var. Neden mi kaza? Yerdeki yağ yüzünden motorcu düşmüş. Ana. Otobüsün yağ kartel mi patladı ne olduysa artık yağ dökülmüş. Ve motorcu arkadaşım da onu görmemiş büyük ihtimal düşmüş. Üstünde de bir şey yok. Çok ayık olmak lazım. Ben hep bu videoları izlerken şunu anlıyorum abi. Motorda pür dikkat olacaksın. Burası Ankara. Vallahi giyinmek tabii ki sizin sorumluluğunuz. Beni ilgilendirmez. Ben bir abi olarak uyarıyorum sadece. Şimdi bak öndekilere bak. Hop taksici kırıyor Vallahi gidiyordu adam. ama arkadaşım sağ bir güzel kaçış manevrası yapıyor. Kaymak bunu yapın. Bak o arkadaş fren yapsaydı dümdüz gitseydi ne olacaktı? Tık. Taksiye çarpacaktı. Bak şimdi. Taksi bu arada son salisede sinyal Bak vermiş. o arkadaş fren Bak yapsaydı saliselik sinyal dümdüz veriyor bak. gitseydi ne olacaktı? Taksiye çarpacaktı. Bak inmeye başlayınca sinyal veriyor. Bak şimdi taksiyi görür görmez çok güzel bir kıvırmacı hareketi ve kaldırım maldırım demiyor çıkıyor. O çok akıllıca. Kaldırım da boş belki görüyor. Adam mükemmel kaçmış bu arada. O da çıkıyor yani. Dönüş de yasakmış lan bu arada. Yani iyi bir sürücü, tecrübeli bir sürücü olduğu belli. İyi bir sürücü demeyeyim onu geri aldım. Seferen şey Çünkü yapalım. teşekkür ederim. Çünkü iyi bir sürücü oraya girmezdi. Orada bir boşluk varken o sağa girilmez. Ne oldu abi ne komik. Sürelim. Geniş yol. Çok iyi. Sürdük. Emniyet şeridi falan. Gidiyoruz vallahi. Ama bak şimdi abicim. Motor keyif işidir ya. Gerçekten. Bu abiler motorun keyif işi olduğunu söylüyor. Özellikle arkadaşım. Ebesini çiğ ya. Sürün abi. Keyif adamı. Oh. Koltukta Müthiş. Bu adam öyle oturamıyorsun la. taş kurumuş gibi değil mi? Şimdi bu arkadaşımız ayna Bak kapalı diye burada uyarıyor aynen çünkü onu kapalı aynen. görmüyor. Ama Kaçıyor mu? Bak aynen kapalı. işine baksana sen. Heh. Sana ne benim aynamdan diyor. Sonuna bakmıyorsun. Beni de görmedin. Dur. Israrlı ama yani açıyor orayı. Burada sağ ol diyorum yani. Nasıl fark etmiyorsunuz aynanızın kapandığını?
Neye dikkat edeceğimiz? Abi buradan motor. Bize şaşırdığımız ülkemizde biz de şimdi böyle boşluklardan ilerliyorsak fazla dikkat etmemiz gerekebilir tabii ki. Çünkü buradan ilerlenmek. Mesela şu araba kenarda. Bunun kesin kapısı açılır. Vay vay vay. Bak sen. Bingo. Bingo. Bildi. Cantekin bildi. Cantekin kimi seyrediyorsun sen? Hemen üstüme alınayım. Yani açar mı açar çünkü ya. Devam bakalım diye. Kimseye güvenmeyeceksin abi. Olur mu olur. Açar mı açar. Yapar mı yapar. Gel diyor Onur. Ne olacak? Ha, dolmuş. No, servisçi arka kapıyı açıp aşağı mı atlayacaklar? Ne olacak? Solladı durdu. Durur mu? Durur vallahi bak. Önünde araç bile yok. İnceledim ya. Niye durdu belli değil. Ama durur mu? Durur diyeceksin işte. Hep mesafeyi koruyun lütfen. Öpücük kondurdu. Tamam. Volkan'la söylüyoruz. Gidelim bakalım. Ha Bakırköy. Devam. Bakırköy çok kaliteli yerdir. Bak şimdi. O... Ebenin şeyi. Ya Sadık'e sen ne? Ebenin şeyi bak. Dönüşü geçmişsin. En sağ şerittesi yapılabilecek hatanın dibine kadar yapıyorsun yani. Nereye gidiyorsun? Yani ne geçtin oluyor? O yolu. Nereye? Utandık. Furkan arabasıyla giderken sağa geçiyor sinyal verip sonra bir süre sonra bak ne olur. Sağda bak bir şey olacak. Bir süre sonra şu iki genç gelip Furkan'ın aynasını kırmaya çalışıyorlar. Aynasını vuruyorlar. Furkan sinirleniyor. Ve ya Furkan düşüyor. Furkan ne yandı? Makas atınca duruyor. Bakın çocuklar Furkan gelip sizi orada düşürebilirdi. Kötü niyetli biri olsaydı... Ya hala bakış atıyor oğlum. Şapala bir koyacak köprüden aşağı uçacaksın eşek. Sizi orada düşünebilirdi. Allah'tan değil. Ya bırakın şu ayna işini ya. Ne kadar saçma bir şey bu ya. Harbiden ben hiç dedim mi ne ayna kırın falan diye. Hiç böyle bir muhabbetimi gördünüz mü? Hep karşıyım bu olaya. Kenan'la söyleyeyim. Kenan garajından mı çıktı? Vallahi öyle galiba. Garajından usul usul derler ya çok dikkatli usul usul. Çıkıyor. Sonrasında ben susacağım. Bak şimdi tersten geldi bizimki. Hadi bakalım konuşsunlar. Agacım burası ters yön. Böyle dönmen lazım. Ne diyor önü böyle musun? Aga sen tersten dönüyorsun. Şey. Trafiği kendine göre uyarlayabilirsin. Yok artık. Abi kurallara uymamanın adı bu mu oldu ya? Her Allah'ın günü kurallara uyuyor. Ya şuradan geçsem ne olacak? Hem haksızsın abi hem bir de itiraz ediyorsun. Hayır gerçekten ya. Çok basit bir şey. Ne olacak? Ya? Şuradan. Nasıl ne olacak babacığım? Kurallara uyacaksın bu kadar basit ya. Uymuyorsan da ağzını kapatacaksın özür dilerim diyeceğim. Bu nereden geliyor bu özgüven la? Abi herkes o ne olacak bu ne olacak haklısın, dese. Ben sana haklısın diyorum ama bak sular var arkamda yığınla su var. Ya hani tamam bak ben de kenara çekildim ama ben ne bileyim şimdi senin ne taşıdın abi. Ben de bilemem ki abi senin ne taşıdın şimdi. Herkes abi, öyle olsa böyle olsa de. Abi şunu artık insandan anlaması lazım. Sizin kuralları kendi keyfinize göre değiştirme hakkınız yok. Tamam değiştirmeyi deneyebilirsin tamam mı? Ama birisi sana bir tepki verdiği zaman da susacaksın bu kadar. Geçeceğim yani buraya döneceğim belli. Tamam bak doğru kabul ama herkes öyle böyle dese bu sefer kaos oluyor işte abi. Bakma, ben özür... O zaman bu da desin ki ben yavaş dönmek istemiyorum yan vere vere ineceğim ben hemen. O zaman çarpınca da desin ki trafiğe uyarlayabilirsin kardeşim kendini böyle mi desin yani? İyi günler abi kolay gelsin. Neyse ki tatlıya bağlandı. O özür diledi o da sorun yok dedi ama bunların hiç yaşanmaması gerekiyor ya. Niye yaşıyor? Çok saçma bir muhabbet dönmüş harbi la. Üzgün. Değil mi? Evet. Nasıl bir reklam la? Kadın niye böyle duruyor ya? Arabasında şimdi soldan kaldırımdan bizimki gitti. Kutlar Vadisi müziği mi çalıyor la? Evet. Arabasında şimdi soldan kaldırımdan bizimki gitti. Allah'tan aşağı indi. İkinciye bak şimdi. İnmiyor bile. Ya bebek geliyor. Puset geliyor be arkadaşım ya. Ya puset geliyor. Bak adam da kızıyor ya. Abi bir de motorla 4 tane damacana taşıyor. Belki 5'ti. Sorular. Çok bilmeye başladınız. Bu çok hoşuma gidiyor. Eren yolladı videoyu. Karşıdan da bir... Hatalı sollama beklerim Zafer abiciğim. Ellerinden öperim. Kamyonet geliyor. Kamyonet değil o ya. Ne o? İşte ticari bir şey. Sola bir viraj. Ne beklenir? Ya... Davaruslu. Davaruslu beklenir yani. O kadar da bilmezdim yani. Bunu da beklemezdik. Bu aracın virajı kaçırması beklenir mi? Bekleyin. Ne var ki? Haktan'la sürelim. Nerede durduralım? Şurada mı? Tamam. Durduk. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir etrafınıza bakın. Abi o Ford'cudan şüpheleniyorum. Ford'cudan şüpheleniyorum. Ford'cu
Ani bir manevra yapacak gibi taksi geçtikten sonra. Neler var neler yok. Siz olsaydınız Haktan'ın yerinde burada ne beklerdiniz? Çocuk. Aman diyeyim evlat. Evlat. Bekler miydiniz çocuk? Bak bir sürü dikkat dağıtan ş- Abi hep bunu gördüğüm zaman küçüklüğüm aklıma geliyor. Ben bir kere böyle ölüyordum. Size çok anlatmışımdır bunu be. Yani belki 10. anlatışım falan olabilir ama hep böyle bir sahne geldiği zaman direkt aklıma o geliyor. Ani bir fren sesi, ben arabaya baka kaldım böyle tavşan gibi amına. Direkt aklıma o geliyor ya. Top kovalıyordum. Ben de top kovalıyordum. Abi çocuklar topu harbiden koyar. Bir yerde top gördüğün zaman frene basacaksın. Dikkat edeceksin. Aynı baba top sekti. Ben topa bakarak çıkıyorum da yola çıkmışım. Haberim yok topa. Dedi bir durdum. Top indi, ondan sonra top aldım kaçtım. Şey de var, arabalar, taksiler, şunlar bunlar ama asıl olay çocukta. Çocuk ya. Berke'nin arabasına konuk olduk. Burada bir yumurta çetesi beklenir arkadaşlar. Burası bir yumurta çetesinin mekanı gibi. Durduracağım şimdi. Bekle bekle bak şimdi. Böyle gidiyoruz. Heh geldik. Hadi bakalım. Bilenler bilmeyenler görelim. Böyle ben 4'te 4 yaptım demek de olmuyor. Zafer abi hemen biliyorum. Zafer abicim ben sana şöyle söyleyeyim. Bu yandaki araba soldaki servise kız kardeşini bırakacak. O yüzden duracak ve kız kardeşi kapıyı açıp inecek. Vallahi ispat isteyeceğim bir daha. Bana ispat edin diyeceğim. Bunu tahmin eden oldu mu? Bak, bunu tahmin edebilen izlemiştir baba. Böyle bir şey yok. Yok. İnsanlardaki bu özgüvene hayranım ya. Bu yolda buradan gelinir mi? Ne diyeyim? Strike abone olmuş 4. ay. Hoş geldin Robin. Camellia hoş geldin. Oğlum ya. Hadi bakalım. Mehmet. Çok güzel burada. Ne kendisi beklenir? Soruyor. Ne beklenir diyor. Buradan arabanın vallahi çıkması beklenir. Böyle... Çünkü mesafe verilmiş. Bunları gördükçe bütün yorgunluklarım gidiyor. Bir işe yaradığımı hissediyorum gerçekten. Çünkü Mehmet doğru soruyu sordu. Sağda bir yol varsa oradan bir şey beklenir yani. Bravo Mehmet. Beklenir abi. Ders. Efendim şimdi gidiyoruz. Kim gönderdi bunu? Nazım gönderdi. Evet. Nazım bir sağ. Ben bir tane daha izleyeceğim Zafer abi. Bayağıdır izlemiyoruz video. Sonra sola geçmek istiyor sol şeridi ama oraya geçmek sağ geçiyor. Sonra sola geçmek istiyor sol. Vallahi arkadaşlar bu viyadük şeye giden viyadük. Ataşehir'e giden viyadük. Doğru muyum? Ataşehir viyadüğü. Sol şeridi ama Gazi Osman Paşa'ymış. Oraya geçmek isteyen başka bir sürücü daha var ve işte oluyorlar. Bu önemli bir konu. Bakın çok şeritli oldu. Adam harbi durmuyor bu arada. Toprak örneğini gördünüz değil mi? Kaçıncı videoydu toprak? Şimdi ben size asfalt örneğini göstereyim. Çok şeritli yollarda dikkat, iki araç bu şekilde dikkat karşılaşabiliyor. Ne yapıyor? Hiçbiri bir yere bakmadığı için ben geçtim diğer şeride geçeyim, makas atayım diyebiliyor. Nagini o zaman sonuç hoş geldin. İşte böyle kafa kafaya gelme oluyor. Birbirine yol verecek tabii ki küçük olan büyük olana yani. Yapılacak bir şey yok. Bak şimdi burada yapılması gereken şey arabacının dönüp bakması omuz üzerinden, motorcunun da dönüp bakması, omuz üzeri bakış yapması. Eğer bunu yapsalardı ikisi de birbirini görecek. Abi herkes her yeri taramak zorunda yani. Bir sen makas atıyorsun diye hayat durmuyor. Soldan da başkası makas atıyor olabilir. Daha hızlı şerit değiştiriyor olabilir. Senin önüne çıkabilir. Ve o sıkıştırmaya mahal vermeyeceklerdi. Öyle değil mi? Biri bile görse yetmez mi? Şimdi motorcu arkadaşım çevirdi omuz üstü. Gördü, aynen öyle. Baktı, arabayı gördü. Artık onun yaklaştığını zaten çevresel bakışında da görecek. O yüzden oraya girmeyecek. Ya da aynısını arabacı da yapabilir. Yani her şeyi bizden beklemek zorunda da değiliz açıkçası. Ama chatte kavga etmeyin dostlar, sevgili kardeşlerim, sevgili abiler, ablalar, tatlı kardeşler. Kendi kendinize kavga etmeyin, izleyin. Hani çarpışınca biz daha çok zararlı çıkıyoruz ya, bu açıdan bizim yapmamız önemli. Lütfen omuz üstü bakışlar, manevra yapılmadan hemen önce. Hemen önce bir şey var mı? Şöyle bir bakmanız bile yeterli. Okey, omuz üstü bakışını lütfen gerçekleştirin arkadaşlar. Yoksa
Sağ ol Zafer abicim. Çok teşekkür ediyoruz. Abi ben çocukken voleybol oynuyordum. Top sokağa kaçtı. Ben alacaktım. Top patladı. Araba ezdi. Ben de korktum. Bildiğin kala kaldım. Korkudan çarpacaktı. Fren bastı. Santim kala. Ölüyordum. Allah korumuş ya. Dikkat et. Dün mesela Lazona'ya da bizim araba çarpmıştı. Onu belki anlatmışızdır. Hani Lazona da küçükken, lisedeyken bile araba çarpıyor. Hastanelik mastanelik alıyor, tamam mı? Geçmiş olsun diyelim tekrardan Lazona'ya. Dün yemek yemeye gittik. Karşıdan karşıya gideceğiz ya. Bak. Karşıdan karşıya geçerken ben laps diye geçtim. Lazona'ya baktım, bir titreme geldi Lazona'ya, böyle bir şey oldu. Ondan sonra sağa sola bakıyor, böyle kaldı bak. Lazona'ya bakıyorum. Şş, ağzını bozma lan. Lazona böyle bak. Lazona bakıyor böyle sağa sola. Gel diyorum Lazona, gel diyorum. Lazona böyle kaldı. Ondan sonra bekledi. Arabalar geçince yavaş yavaş gelmeye başladı böyle. Travma. Çok. Çok travmatikti. Çok travmatikti. Kardeşim benim, geçmiş olsun tekrardan. Titremedi. Tamam, abartıyorum da bir korktu yani. Tedirgin oldu. Devam edebilirim Arif. Panik attack mi o? Yeah, panic attack. TDSH diye yorumladım. TDSH ne? Travmaya dayalı sancı hareketi mi? Arkadaşlar lisede araba çarptı. Elim ayağım izim. Tamam oğlum, geçmiş olsun. Biz ona bir şey demiyoruz. Sadece dün ben laps diye geçip sen orada kalınca harbiden dedim ki travma demek ki böyle bir şey dedim. Tekrar yaşansın istiyorum. Ama bana uy. Ben o konularda dikkat... Allah korusun. Büyük konuşmuyorum. Doğru, haklısın. Senin gibi temkinli olmak lazım lan çocuk. Haklısın. Bu konuda büyük konuşma zaman abim. Sonra araba bir koyar bana var ya. Harbiden koyar. Hangisini izleyelim? Bayağıdır izlemiyorum Zafer abi. Hadi cilalı taş devrini izleyelim.